Merhaba arkadaşlar. Bugün yine mülakat soruları çözmeye devam edeceğiz. Bugünkü sorularımız biraz uzunca. Geçmiş yıllarda öğretmenlik ya da aday öğretmenlik mülakatlarında çıkmış, müdür yardımcılığı mülakatlarında çıkmış sorulardan buldum, derledim. Tek cevaplıdan ziyade daha fazla açıklama gerektiren sorularımız var. Dikkatle izleyelim, dinleyelim. Muhtemelen bize de benzerleri gelebilir. Hemen başlayalım isterseniz arkadaşlar. İlk sorumuz gelsin. Cumhuriyet döneminin ilk sivil kökenli cumhurbaşkanı kimdir? Cevabımız Celal Bayar ya da Mahmut Celal Bayar. İkinci sorumuz, Osmanlı tiyatrosu, ilk Osmanlı tiyatrosu hangisidir? Evet, Gedik Paşa tiyatrosudur. İlk defa karşılaştım ben bu soruyla. Bir mülakatta sorulmuş. Üçüncü sorumuz, Türkiye'nin en büyük adası hangisidir? Türkiye'nin kaç tane adası var bilmiyorum ama irili ufaklı epey bir adası var herhalde. En büyük adası Gökçeada imiş. Eğitim sistemini, eğitim ve programını ve ders kitaplarını hazırlatan bakanlık birimi hangisidir? Evet, bir mevzuat sorusu. Talim Terbiye Kurulu imiş arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Beşinci sorumuz, Nobel ödüllerini veren ülke hangisidir? Cevabımız İsveç'tir. Altıncı sorumuz, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti hangisidir? İtil Bulgarlarıdır. Peki Orta Asya'da ilk kabul eden devlet desen, Türk devleti desen hangisiydi? Karahanlılardı. Yedinci sorumuz, Toprak Ana, Çocuk ve Allah, Üç Şehitler Destanı adlı eserler kime aittir? Görselde de gördüğümüz gibi arkadaşlar Fazıl Hüsnü Dağlarca cevabımız. Sekizinci sorumuz gelsin. Kuyucaklı Yusuf adlı eser kime aittir? Görselde de gördüğümüz gibi Kürk Mantolu Madonna ya da Kuyucaklı Yusuf adlı eserlerin unutulmaz yazarı Sabahattin Ali'dir. Dokuzuncu sorumuz, milli mücadeleyi ateşleyen olay nedir? Milli mücadelenin başarılı olmasında ya da milletin bir araya gelmesinde etkili olan olay, Yunanlıların İzmir'i işgalidir. Arkadaşlar sadece tek bir olay değil ama galiba en büyük olay bu. Yani işgal altında olması, insanların zulüm görmesi bir araya gelmelerine sebep olmuştur. Elbette başka olaylar da vardır. Onuncu sorumuz, Balkan Antantı nedir? Niye karşı kurulmuştur? Balkan Antantı arkadaşlar, Balkanları ele geçirmeye çalışan yani Birinci Dünya Savaşı sonrasında toparlanan İtalya, Almanya'nın yaklaşan tehdidine karşı 1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'nın imzaladığı bir dayanışma antlaşmasıdır. Yazılı sınava çalışırken Balkan Antantı üyelerini ne olarak ezberlemiştik? TYYR yani tayyar diye ezberlemiştik. Oradan da aklınızda kalsın. 11. sorumuz, tazminat fermanının getirdiği yenilikler nelerdir? Şimdi uzun sorulara geldik. Tanzimat Fermanı ne yenilikler getirmiş arkadaşlar? Bir bakalım. Danıştay kurulmuş. İlk kağıt para dolaşıma sokulmuş. Neydi ilk kağıt paramız? Kaime. Evet. Zorunlu askerlik başlatılmış. Galatasaray Sultanisi kurulmuş. İlk kez yurt dışına öğrenci gönderilmiş. Bu Tanzimat Fermanı'nın getirdiği yeniliklerdendir. Müdür yardımcılığı sınavında sorulmuş mülakatında. 12. sorumuz. Bir beytin okuyacağım sadece. Hürriyet kasidesinin. Görüp ahkamı asr-ı münharif sıdk-ı selametten çekildik izzet-ü ikbal ile bab-ı hükümetten. Hepsini okumayacağım. Hürriyet kasidesinden 3 bölüm verilmiş ve kime aittir ve ne anlatılmak istenmektedir diye sorulmuş. Bu da aday öğretmenlik mülakatında çıkmış. Namık Kemal'e aittir arkadaşlar. Hürriyet, yurt, vatan, millet sevgisi anlatılmaktadır burada. 13. sorumuz. 11 Mart 1884 Gönen Balıkesir doğumlu Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarındandır. Asker, şair ve güçlü bir edebi yeteneği olan bir öğretmendir.
Türk kısa hikayeciliğinin kurucu ismidir. Ayrıca edebiyatta Türkçülük akımının kurucularındandır. Türkçe de sadeleşmenin savunucusudur. Kısa ömrüne pek çok sayıda eser sığdırmıştır. Sözü edinen edebiyatçımız kimdir? Evet, sözü edinen edebiyatçımız görselde de gördüğümüz gibi Ömer Seyfettin'dir. Yan tarafta hayatı ile ilgili bazı bilgiler de verilmiş, merak edenler için. 14. sorumuz, geleneksel Türk tiyatrosuna örnek verir misiniz? Nelerdir diye bir soru sorulmuş başka bir mülakatta. Kukla, Meddahlık, Karagöz ve Hacivat ve Orta Oyunu geleneksel Türk tiyatrosu örneklerindendir. Bir iki tanesini söyleriz belki birisini aşmamız isteyebilir nedir ne değil nasıl yapılır nasıl oynanır falan diye. O detaylar buraya sığmayacağı için almadım. Artık merak edenler onları internetten tararlar, öğrenebilirler. 15. sorumuz İstiklal Marşımızın kabulü Kurtuluş Savaşımızı nasıl etkilemiştir? Cevabımız halkın moral motivasyonunu artırmış, savaşı kazanmak için güven ve cesaret vermiştir. 16. sorumuz 1884 yılında Üsküp'te dünyaya geldi. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden birisidir. Şiirleri divan edebiyatı ile modern şiir arasında köprülük görevi üstlenmiştir. Divan şiiriyle Batı şiirini ustalıkla kaynaştıran bir isimdir. Kendi Gök Kubbemiz ve Aziz İstanbul önemli eserleridir. Peki bu bahsi geçen şairimiz kimdir? Yahya Kemal Beyatlı arkadaşlar görselde de gördüğünüz gibi orada bir açıklama var ama yani görsel net olmadığı için yazılar okunmuyor. Çözünürlüğü düşük, çözünürlüğü yüksek bir şey bulamadım maalesef. Türk Medeni Kanunu'nun getirdiği yenilikler nelerdir? Kanunu'nun olacaktı. Kanunun yazmışım. Artık siz düzgün halini düşünün. Evet, ailede kadın erkek eşitliği getirmiştir. Evliliklerde resmi nikah zorunluluğu getirmiştir. Tek eşlilik esas olmuştur. Kadınlara meslek seçme hakkı tanımıştır. Mahkemelerde de eşitlik getirilmiştir. 18. sorumuz. Ülkemizde Komagene uygarlığının kalıntıları nerede bulunur? Komagene uygarlığı nerede kurulmuş, nerelerde diye şöyle bir baktım. Kapadokya'dan Urfa'ya doğru bir bölgede kurulmuş. Bir hüküm sürmüş bir uygarlık. Şu an kalıntıları neredeymiş arkadaşlar? Adıyaman Nemrut Dağı'ndaymış. 19. soru. Laiklik ilkesi nedir? Bu da soru mu diye düşünmeyin. Bazen soruyorlar. Yine bunu aday öğretmenlik mülakatında sormuşlar laikliği. Ve bakalım neymiş? Görselde de var. Görselden okuyalım önce bir. Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü demektir. Alttaki cevabımız din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması, fakat kimsenin din ve vicdan özgürlüğüne karışılmamasıdır. 20. sorumuz Sakarya Savaşı'nın önemi nedir? Evet. Bu güzel bir soru. Sakarya her sene bir şekilde geliyor. Mülakatta da gelebilir. Dikkatle dinleyelim. İkinci Viyana kuşatmasından beri süregelen geri çekilme Sakarya zaferi ile sona ermiştir. Yani uzun bir yıllık bir sürelik geri çekilme burada bitmiştir. Ve peşinden zaten neye geçilmiştir? Büyük taarruzla taarruza geçilmiştir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile. Mustafa Kemal'e gazilik ve mareşallık unvanı verilmiştir. Daha birkaç madde daha sıralayabiliriz ama hepsi aklımızda kalmaz. Bu ikisini söyleyip üzerine konuşabilsek yeterlidir. Geldik bir 20 sorunun daha sonuna. Arkadaşlar çekmeye devam edeceğim. Yani her gün bir tane yayınlamayı düşünüyordum ama bazen vaktim olmadı. Bazen çok da ilgi olmadığı için işin açıkçası hiç önemsemedim. Ama mülakata kadar çekebildiğim kadar video çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.